Herkese merhabalar oyuncular oyuncu kanalına hepinizi hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir süredir ara verdiğimiz Clash of kemiksiz köyüne devam ediyoruz. Dilerseniz şöyle güzel bir e, köyle birlikte hemen savaşımıza başlayalım. Az evvel bir başladım oyuna fakat biraz e, internet bağlantısı ile ilgili bir sıkıntı yaşadım. Şimdi tekrar başlıyorum. Askerlerin hepsinin tam olduğuna bir emin olayım da öyle başlayayım dedim. E, şimdi Farming için güzel bir köye benziyor. Biraz geniş bir şekilde şurayı alırsak yarım daire şeklinde tahmin ediyorum. Zaten köydeki bütün ganimeti almış oluruz diye düşünüyorum. Ee, hemen yine aynı şekilde şuraya okçularımızı gönderelim. Zaten e, geriye kalan birçoğu da gördüğünüz gibi belirli başlı ufak yerlerde. Tada güzel. Şimdi şu alt kısımda sadece bir iki bir yer kaldı. Eğer onları da alırsak hatta yukarıdaki dilerseniz de şu kare iksir sondalarına da 3-5 adam gönderelim. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Zaten geriye 0'a 0, 50 var, 0 ee, mal varlığına sahip. Şimdi bitirelim dilerseniz. Ekstradan bir yıldızda zaten ihtiyacımız yok. 310 305.000 305 bin gayet güzel rakamlar. Bizim için de zaten ee, olabileceğin en iyisi şu seviyelerde. Şimdi... Hemen hızlı eğitimden yeni askerlerimizi eğitelim. Bu arada şuradan bakacak olursak nelerimiz varmış, nelerimiz yokmuş. Hala iksir toplayıcı ve altın madenlerimizde eksikler görüyorum. Öncelikle dilerseniz bir onları halledelim. Bunlar aradan çıksın ufak olanlar. Şimdi geriye kalan kısmında da biraz daha büyük bir şeyler geliştiririz. Mesela şunu geliştiremiyoruz. Büyücü kulesi onu da geliştiremiyorum. Araştırma binasından zaten bir şeyler bulurum diye tamir ediyorum. Hatta araştırma binasının kendisini geliştirsem mi dedim de. Burayı da maşallah. Baya bir şey tamamlamışız biz yalnız ha. Hava savunmaları eğer varsa herhalde onları geliştiririz diye düşünüyorum. Ya da testaları vesaire. Çünkü o testayı bile geliştirmişiz yala. Bir bu var. Tamam. Başka neyimiz var? Kara iksir sondası. Ha bir de kara iksir sondası var. Herhalde bunlara oynamak en mantıklısı olur şu noktada. Ee, birlik eğitimi dilerseniz Şuradan tamamlayalım hemen sonra yeni bir tane Saldırıya doğru gidelim Ve ee, biraz ganimet toplayalım Bu saldırılır mı Kesinlikle saldırılır ee, Farming mi evet ama biraz daha Riskli bir köy olduğunu söylersem Sanırım yanlış söylemem Öncelikle bu havanların ve diğer alan Saldırısı yapan şeylerin dikkatini dağıtmak Lazım İki tane buradan üç tane buradan Gönderelim İki tane delik açılsın Köye giriş tamam mı daha sonra da yine aynı şekilde Barbarları geniş bir şekilde içeriye doğru gönderelim. Bu bir. Arkasından yine geniş bir şekilde okçularımızı dilerseniz gönderelim. Okçular bu arada yine havanların ve alan etkisi e, saldırısı yapan yerlerin dikkatini çeksin, tamam mı? Daha sonra da şu yıldırımları merkeze doğru kullanalım. Sonra esas aslında bizi kurtaracak olan şey olan iki tane e, gruptan goblinleri içeriye doğru gönderelim. Goblinleri iki gruptan farklı zamanlarda göndermemin nedeni zaten aşikar. Belirli aralıklarla zarar görmeden ilerleyebilsinler. Ve olur da saldırıya uğrarlarsa alan etkisi tarafından. Aynı zamanda aynı yerde bulunmasınlar diye. Genelde de işe yarıyor gördüğünüz gibi. Ee, Baya bir şeyler aldık. Sadece aşağıda iki tane yeri alamadık. Gördüğünüz gibi bir şu altın madeni iki tane de iksir e, deposunu alamadık. Bunlar da şimdi yine de biraz bir şeyler saldırılacak gibi gözüküyor. Ama yok bir şey alamadılar oradan. Olsun sıkıntı değil bayağı bir şey aldık aslında bakarsanız işimizi görecek kadar 182 183.000'lik e 183 binlik güzel bir ee, temizleme oldu burada da Hemen şuna basalım arkasından bunu tarat şey yapalım tüketelim ve hemen yeni bir saldırıya doğru gidelim Evet güzel bir köy daha yine farming ile alınır gibi gözüküyor e, Birçok şey hatta hepsi olduğu gibi dışarıda o yüzden ben şöyle yakın çeperden bu sefer biraz saldırı yapacağım ki ee, öncelikle dışarıdakileri aldığımızdan emin olalım. Daha sonra da okçularla içeridekileri temizlemeye çalışacağız. 70 tane okçum var benim fazlasıyla işimi görecektir diye umuyorum. Ee, tek sıkıntım şu ee, büyücü kulesi. Büyücü kulesi biraz bize sorun yaratır ama bir şekilde hallolur diye inanıyorum. Şimdi duvar kırıcıları kullanaraktan isterseniz şuraya bir goblinleri vesaireleri atalım. Yukarı kısım çünkü tamam oraya hallettik gözüküyor. Hatta şuradan da daha fazla goblin'i içeri sökmeye çalışalım derken zaten girdi. İçeride iki tane depo var ama onun da ötesinde direkt köy binasına saldırdı bizimkiler. Güzel. Son bir tane daha iksir deposu var. Onu alırlarsa zaten 30 bin de oradan alacaklar ama olmadı. Neyse sıkıntı da değil zaten. Bayağı da bir şey almış bulunuyorum. %67 ile buraya da tamamladık. Derseniz çıkalım. 244.000'e 240.000 gayet güzel bir rakam. Hatta almak istediğimi aslında şu ana kadar toplamış bile bulunuyorum onu da söyleyebilirim. 80.000'e 80 80.000 bandında da bir şeyi buradan aldık. Sonra şunu da bir... ...yapacağız öncelikle. Aslına bakarsam. Şimdi ee, bir tane daha saldırı yapacağız öncelikle. Bu arada neredeyse tamamladık artık bu seviyeyi de. yani yavaştan köy binasını da e, basacak seviyeye geldik. <laughs> Eğer e, bundan sonraki bölümde herhangi bir aksilik olmazsa muhtemelen köy binasını basacak altını e, biriktirmeye başlarız. Zaten iksiri de harcayacak hiçbir yerim olmadığı için şu an e, bir tek şu an son seferde harcayacağım. Benim için iksiri fazlasıyla barındırmak aslında tehlikeli bir şey oluyor çünkü çok fazla saldırıya uğrayacağız aksi halde. Ee, şu an bana yaklaşık bir 200 bin bandında iksir gerekiyor. Dolayısıyla iksiri bol tutan bir e, köye saldırmayı planlıyorum. Evet buraya belki saldırabiliriz. Ee, i̇ksirler zaten hepsi yan yana. Bu benim için büyük bir artı. Şöyle hemen saldıralım. Tamam. Arkasından da hemen okçuları dilerseniz gönderelim. Şöyle arkaya biraz daha bırakıyorum da aynı zamanda o da işte ise iş görür. Zaten daha sırada goblinler vesaire var. onlarda ee, onlar da baya bir şey alacaktır. Hele özellikle yukarı kısmı bırakıyorum ki köy binasını da alsınlar o da aradan çıksın. Bir de son olarak birkaç tane duvar kırıcı göndereceğim. Bir şey kalmadı zaten geriye. Şu an bir buçuk milyon bandını da geçtik ikisinde. Bu da baya işimizi görür. Dilerseniz bitirebiliriz. Sonra bir dönüp köye ne varmış ne yokmuş bakalım. Şimdi Tesla bu 2 milyon gerektiriyor ama bunu basamıyorduk son Tesla'mız burada bunu 1.5 milyona dilerseniz basalım ee, diğer hava savunmamız nerede bu arada diğer hava savunması burada onu da 2 milyona basamıyoruz. Şu an bayağı köyü fulllemiş durumdayız aslına bakarsanız. Son olarak bir tane de şu kara iksir sondasını basıyorum. Ve bölümün yavaştan da sonuna geliyorum. Evet arkadaşlar genel olarak bölümle ilgili söyleyeceklerim bunlar değil mi? aşağıda bundan beğen de da tıklayın. Bunları ciddiye alıyorum. Yukarıdaki abone ol'a tıklarsanız yeni videolardan haberdar olursunuz. Son olarak da e, yukarıdaki abone ol'a tıklarsanız evet olursunuz. Bir başka video daha var. Oradan da farklı video izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.